Çok kıymetli basın mensupları, hepinizi sevgili, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle seçim sürecini yaşıyoruz ve seçim sürecinin ardından şunu söyleyebilirim. Seçimlerin yapılabilmiş olması çok önemli. Bunun değerini bilmek lazım. Tabii değeri bilinmesi gereken bir önemli şey daha var. Milli iradenin sandığa yansıması ve o milli iradenin yansıyan sandığa yansıyanına saygı duymak gerekiyor. Seçimi kazanırsınız, kaybedersiniz. Kazandığınızda gider görevinizi yaparsınız. Kaybettiğinizde de neyse yolunuz, ona devam edersiniz. Siyasetin içerisinde ya da dışarısında. Ama yansımış, sandığa yansımış olan milli iradeye ket vurmaya çalışmak Türkiye'de bugün maalesef ilk kez karşılaşılan bir durum değil. İki gündür neden biz açıklama yapmadığımız soruluyor. Sayın İl Başkanımız da biraz önce söyledi. Çünkü biz alışılagelmiş üzere bir AK Parti klasiği olan sandıklara ve kazanılan seçimin bir takım şaibelerle ve bir takım bizim bilmediğimiz ama artık öğrendiğimiz yıllardır her seferinde değişik karşılaştığımız usullerle sandıklara, sandık sonucuna sahip çıkmak gerekiyor. Burada sahip çıkılacak olan İyi Parti milletvekilinin çıkması, hangi partinin milletvekilinin çıkması değildir. Isparta halkının eğer bir şaibe varsa, o şaibenin sonunda bir hakka müdahale edilirse, orada çalınan Isparta halkının oylarıdır, gasptır. Isparta halkının oylarının gasp edilmesine biz İyi Parti olarak izin vermeyeceğiz. Ben bunun için siyaset yapan bir kardeşinizim. Şimdi bunu söyledikten sonra iki gündür bir açıklama yapmadık. Çünkü iki gündür birdenbire dondurulan bir seçim süreciyle karşı karşıyayız. %97 sayılan yurt dışı oyları bir anda donduruldu. Ve yurt dışı oyları sayım yeri tatile çıkarıldı. Ertesi gün saat 10'da gelin diyerek ve 12'de başlatılarak. Dün itiraz hakkımızın saat 15'e kadar burada yapılacak olan itiraz hakkımız varsa saat 15'e kadar olduğu süreci aşacak şekilde yeniden sayım başladı. Isparta halkına şikayet ediyorum. Kazandığımız seçimi elimizden almaya çalışanlara karşı biz mücadelemizi yapacağız ve izin vermeyeceğiz. Islak imza tutanaklarımızla beraber tüm sandıklardan aldığımız ıslak imza tutanaklarını diğer siyasi partilerin tutanaklarıyla karşılaştırmış ve seçimi kazandığımız net olarak ortadayken, bunların ortada olmasına rağmen iki gün önce AK Parti YSK temsilcisi bir açıklama yaptı. Ve birkaç saat sonra da bir yerden gidip bir konum paylaştı. Ankara'da. Açıklaması dedi ki yurt dışı oylarla bütün ulusal basında, Anadolu Ajansı'nda, devletin resmi kaynaklarında, ulusal yayın organlarında İYİ Parti'nin burada bir milletvekili çıkarıldığı ilan edilmişken, hayır bu seçim böyle olmayacak, bu ikinci milletvekilliği bize çıkacak, yurt dışı oylarla bunu yapacağız dedi. Şimdi bunu tahminler üzerine söylemiş ise buna diyecek bir şey yok. Ama gidip müdahale ettiğine dair elimizde birçok veri mevcut. Bunları sizlerle paylaşmak ve Isparta halkına şikayet etmek istiyorum. Çünkü biz başkanımızın dediği gibi süreci takip ediyoruz. Bize ulaşan herhangi bir şekilde bir olumsuz durum yok. Seçimi aldığımız gün gibi aşikar ortada. Buna rağmen elimizde başka veriler var. Şimdi bunlar neler? Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldığımız bilgiye göre yurt dışı oylarının tamamı henüz sayıldı. Ama iki gün evvel, daha önce yurt dışı oyları sayılmaya başlandığında AK Parti YSK temsilcisi biz yurt dışı oylarıyla kazanacağız demişti. Bu bir manipülasyondur. Nereden bilmektedir? Daha önceki yıllarda alınan yurt dışı oylarına ve oranlarına, Isparta'ya yansıyan rakamlara bakıldığında bunu dediği zaman bizim 5-6 bin farkla biz öndeydik. Bu Isparta'da bizim %10 civarında hatta ondan daha fazla oyumuza göz dikmektir, gasp etmektir. Yurt dışı oylarıyla milletvekili çıkarmayı hedeflemek de Isparta halkına karşı ayrıca Isparta'da yaşayan vatandaşlara karşı yapılan ayrı bir saygısızlık. Bunları daha sonra konuşacağız. Ancak buna söyleyen arkadaş bunu söyledikten sonra ki süreçte oyların %97'si sayıldı, %97.13'ü ve devletin yayın organı Anadolu Ajansı'ndan paylaşıldı. Bu paylaşılan oranlara göre AK Parti'nin oradaki yansıyan oranları %44'lerdeyken birdenbire durduruldu. Yurt dışı oyların sayımı durduruldu, donduruldu. Genel merkezimizin temsilcilerinin takip ettiği Ankara'daki
bu sayımların yapıldığı yerde bir anda dondurularak bugün gidin ara veriyoruz dediler. Ve dün sabah 10'da tekrar çağırdılar sayılmak üzere. Bu süreç içerisinde bir şey daha oldu. Bu dondurulma süreci içerisinde bizim önde olduğumuzu verilerle ispat edildiği süreçte bir şey daha oldu. Bir yandan biz bu seçimi kazanacağız diyen iktidar partisi bir yandan Isparta'da da seçimleri dondurmaya karar vermiş olacak ki ne olduysa bazı ilçelerimizde ilçe seçim kurulunun başkanı olan hakimler dün itirazların son saati olan 15'ten bugüne kadar ve dün aslında sabahtan beri birdenbire kuruma uğramadılar ve mazeretlerini de kamuoyuyla ve kimseyle paylaşmadılar. Bir yandan yurt içi oyların sayımı durduruldu %97-13'te. Çünkü %97-13'teki durdurulmasaydı ve aynı oranda devam etseydi biz her şeye rağmen, bütün bu manipülasyonlara rağmen yine elimizdeki verilerle seçimi kazanıyoruz. Donduruldu ve ondan sonraki süreçteki tamamlanan %2.7'lik oranda birdenbire iktidar partisinin %44 olan yurt dışından aldıkları o %56'lara veya biraz daha yüksek rakamlara bizim %3.58 olan oylarımız bu kalan %2.87'de %1.62'lere indirilmiş bir şekilde yansıdı. Henüz resmi olarak bildirilmemekle beraber Yüksek Seçim Kurulu'nda tutanaklar, birleştirilmiş tutanaklar çıkmamasına rağmen aldığımız gayri resmi bilgiler bunlar. Ne oldu da dondurulan bu süreçte birdenbire yurt dışı oylarda İYİ Parti'nin önde gittiği seçimi kaybettirecek bir sonuç çıkarmak üzere bir sonuç alındı. Buna rağmen hala kaybetmiyoruz. Bunu da açıklayayım. Çünkü yurt dışı oylarının, bakın, şimdi Anadolu Ajansı 2 gün boyunca bu paylaşmadığı süreç içerisinde bir şey daha yaptı iktidar partisi. Madem açıklıyorsunuz ki biz kazanıyoruz bu seçimi, Isparta sokaklarında bir manipülasyon yaratmak üzere konvoylar düzenliyorsunuz. Isparta televizyonlarını ve yerel basını bir şekilde meşgul ederek ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek biz bu seçimi aldık, bitti bu iş falan diyorsunuz. Şimdi bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Eğer elinizdeki ıslak imzalı tutanaklara dayanarak söylüyordu iseniz ve açıklamayı parantez, yurt dışı oylarla biz bunu kazanacağız diyorsunuz, demek ki ıslak imzalarınız yetmemiş. Peki buna dair söylüyorsanız neden itiraz ediyorsunuz? İktidar partisi Isparta'da tüm sandıklara itiraz etmiştir. Tüm sandıkların yeniden sayılması itiraz etmiştir. Seçimi kazanan bir parti tüm sandıklara itiraz eder mi değerli arkadaşlar? Biz İYİ Parti olarak birkaç tane sandıktaki maddi hataya itiraz ettik. Bizim hakkımız olan ama başka partiye yazılan bazı oyları tespit etti ıslak imzada arkadaşlarımız çetelerle beraber ve diğer partilerin ıslak imzalarıyla karşılaştırarak haklı olduklarımıza itiraz ettik. Ama tüm seçimin yeniden tekrarlanmasını, sayılmasını isteyen iktidar partisi. Biz bu seçimi aldık diye sokaklarda konvoy yapan da onlar. Kazandığınız bir seçimde neden oylara itiraz ederler? Isparta halkını bu konuda özellikle bunun altını çiziyorum. Bir şey daha oldu. Yurt dışı oyların sayımının geciktirilmesi yereldeki itirazları manipüleye yönelikti ama bu manipülasyon iktidar partisinin yetkilileri tarafından üst üste yapılan açıklamalarla güçlendirildi. Bunu kimlere etkilemek ve ne yaratmak üzere yapıldı ve bu açıklamalar yapılırken yurt dışı oyların sayımının neden durduruldu? Bunu açıklamak zorundalar. Yurt dışı oyların %97-13'ü 2 gün içerisinde sayılmıştı. Geri kalan %2.7 için 2 gün ara verildi. Ve bunu dün akşam saatlerinde itirazlar bittikten sonra tamamlayabildiler. Bundan sonra da sokaklarda buralarda konvoy yapmaya devam ettiler. Ve bizim oylarımızı azaltılmış bir şekilde nedense 3.58 olan oran bir anda kalan sandıklarda böyle çıktı. Bakın mümkünse son 287 sandık %2.83'e denk gelen ittifak oyları denilen oylar incelenecek. Bunlar açıklamaları lazım. Şimdi yurt dışı yeniden sayılmasa bile 9500 küsur sandığın sayım tutanakları var. Şimdi bu tutanaklarda YSK'ya işlenenler hiçbir şekilde ilan edilmedi Anadolu Ajansı'nda. Ve bir de bütün bunların içerisinde bizim bu sandıklardan almamız gereken pay 1/3 oranında azaltılarak açıklandı. Bu
Bu 2 günlük dondurulan süreçte bunların tamamının itirazları yapılacak. Elbette ki Isparta halkının, milli iradenin hepsini bu gasp edilen, gasp edilmeye kalkışılan diyeyim, oyları gasp etmelere izin vermeyeceğiz. Bugünkü açıklamayı yapmamızın nedeni budur. Biz hak ettiğimiz ve Isparta halkının oylarıyla geldiğimiz milletvekilliğinin devam etmesinin peşinde değiliz. Biz demokrasinin ve milli iradenin hakimiyetinin peşindeyiz. Partimizin zaten kuruluş amacı budur. Türkiye'de demokrasiyi eğer sağlayamazsanız ve demokrasiyi sandığa yansıyan demokrasiye saygı duymazsanız 21 yıldır çeşitli şekillerde olduğu gibi şaibeyle alınan bir parti olarak devam edersiniz. Ve bugün gasp ederek almaya çalıştığınız eğer bir seçim sonucunu alsanız bile emin olun aynen bugün olduğu gibi eriyip gitmiş bir milletvekiline düşmüşsünüz. Isparta halkı ve Türkiye halkı önünde erir, ezilir, yok olur gidersiniz ve böyle anılırsınız. Şimdi yurt dışı sandıklarının %95'i sayıldıktan sonra sayımın yavaşlatılarak 97'si hangi hilelere başvurulup hangi nedenlerle sayımın durdurulduğunu biz ortaya çıkaracağız. Bunun takipçisiyiz. AK Parti YSK temsilcisinin attığı tweet ile nasıl kendinden bu kadar emin olarak günler öncesinden sayım daha başladığında bütün bunların olacağını nasıl duyurmuş, bunların tamamını ortaya çıkaracağız. Ve Isparta'da 2 vekil çıkardıklarına yaptıkları ilişkin açıklamayı hangi verilere dayanarak yapmıştır? Ellerindeki ıslak imzalarla biz kazandığımız halde, bizim ıslak imzalarımızla karşılaştırıldı, kazandığımız halde neden tüm sandıklara itiraz etmişlerdir? Bütün bunları da o sandıkların verdikleri sonuçlarla elbette ortaya çıkacak. Ve yüzlerce çift tercih suretiyle ittifak oyunun geçersiz sayıldığı da tarafımızca tespit edilmiştir. Avukatlarımız, genel merkez avukatlarımız, buradaki avukatlarımız, tüm konuya hakimler, tekrar söylüyorum, yüzlerce çift tercih suretiyle ittifak oyunun, ittifaka verilen oyları geçersiz saydıkları ve oradan da bir hile ve şaibe olduğu tarafımızda tespit edilmiştir. Bunu da tam olarak ortaya çıkaracağız. Hukuken bunun da arkasındayız. Ve bütün bunlar, bakın, tutanaklar, tespit edilmiş bütün bunların tamamı ve suç duyurusunda bununla ilgili bulunacağız. Bir ilçemizde bir vatandaşın 2 kere gidip oy kullandığı, mükerrer oy kullanıldığı tespit edilmiş. İktidar Partisi'ne mensup bir arkadaşımızın 2 kere oy kullanıldığı tespit edilmiş. Bununla ilgili suç duyurusunda da bulunacağız. Tüm bunlara rağmen önde yürüttüğümüz, halen önde yürütmekte olduğumuz süreci Isparta'mızın iradesi tecelli etsin diye düzenli olarak ve çok sıkı bir şekilde takip etmekteyiz ve bunu itiraz sürecini de doğru bir şekilde yine hukuka saygılı bir şekilde yöneteceğiz ve hak ettiğimiz Isparta halkının milli iradesini sandığa yansıtarak Isparta'yı temsil etmeye devam edeceğiz. Başımıza ne gelirse gelsin, hangi yolla müdahale edilirse edilsin, biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Isparta halkının iradesine gasp edilmesine izin vermeyeceğiz ve oylarımızı çaldırmayacağız. Bugüne kadar bu açıklamayı yapmamamızın nedeni bütün bu şekillerle, anlattığımız değişik şekillerle iktidar partisi tarafından hadisenin manipüle edilmeye çalışılması sırasında sandıklarımıza, oylarımıza, o sandıkların içerisindeki çuvallara sahip çıkmamızdır. Onlara sahip çıkmak, ıslak imzalarla hak ettiğimizi tespit etmek, hatalı olanları, bu geçersiz çift basılmış oyları yok saydıklarını tespit etmek için bir mesai harcarken kazandığımız seçimi eğer kazanmamış olsak dün saat 3'e kadar yaptığımız itirazlarda bütün sandıklara itiraz ederdik. Kazandığımız seçimi vermemek için. Bugüne kadar Türkiye'de yaptıkları gibi manipülasyonla hak etmeden aldıkları gibi yeni bir İstanbul süreci, İstanbul seçimleri süreci yaşanmasın diye yaptığımız bir çalışma ve mücadeledir. Bu nedenle kamuoyuyla meşgul etmedik ve önde olduğumuz bir durumda eğer bir sıkıntımız olsa sandıklara itiraz ederdik. İktidar Partisi'ni buradan yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Isparta halkını halen temsil eden bir milletvekili olarak uyarıyorum. Isparta halkının da Türk milletinin iradesine sahipsiz değildir. Buna İyi Parti olarak biz sahibiz. Biz sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ama bizim arkamızda koskoca bir Isparta halkı var. Isparta halkı da bize destek verecektir. Ve onları da destek olmaya çağırıyorum.